أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
Sevgili izleyenler, bugün iftar zamanını Samanyolu Televizyonu üzerinden izleyemeyeceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca bugün bizi Mehtap TV üzerinden takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Samanyolu Televizyonu'nda iftar zamanı bugünlük yok ama birazdan konuklarımızla birlikte iftar zamanına başlayacağız. Kaç dakika sonra? Konuklarımız kimler? Tabii konuklarımızı söyleyelim. Mehmet Yıldız Hocamız var, İlker Gültekin Bey var, Irmak Televizyonu'nun sahur ekibi. Ve Ekrem Dumanlı var, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Bugün konuklarımızla birlikte iftar zamanını yapacağız. Ama bir hatırlatma, Yüksek Seçim Kurulu kararınca Samanyolu ekranlarında değil, Mehtap TV ekranlarında sizlerle buluşacağız. Bilginiz olsun sevgili izleyenler. Birazdan, kısa bir aradan sonra yeniden buluşacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hazreti Ömer ve Amr bin As, iki eski dost, ta çocukluktan beri arkadaşlar. İslam'dan önce, henüz Müslüman olmadan önce onlar, ki o zamanlar daha tebliğ bile başlamamış, İran'a gidiyorlar ticaret için. Çok güzel Arap atları var, onları satacaklar, güzel para kazanacaklar. İran'a vardıklarında, daha ticarete başlamadan, daha Bismillah hiçbir şey yapamadan, bir grup eşkıya başlarında, elebaşlarıyla birlikte geliyorlar ve Ömer ve Amr'ın neyi var, neyi yok, her şeylerini çalıyorlar, gasp ediyorlar. İki yabancı kalıyorlar yabancı bir memlekette. Dil bilmiyorlar, iz bilmiyorlar, tanıdıkları kimse yok. Elde avuçta hiçbir şey kalmamış. Kocaman bir iflas, kocaman bir hüsran. Bir han görüyorlar. Diyorlar ki geceyi burada geçirelim bir şekilde, yarın başımızın çaresine bakarız. Gidip han sahibine öyle ya da böyle dertlerini anlatıyorlar. Han sahibi de tamam diyor, bu gece bizde kalın. Sizi ben ağırlayayım diyor, madem böyle zor durumdasınız. Sonra sebebini soruyor. Ömer ve Amr başlarına geleni anlatıyorlar. Eşkıyalardan başlarına gelen zulmü anlatıyorlar. Buna çok üzülüyor han sahibi, hancı. Diyor ki bizim çok adil bir hükümdarımız var. Şayet bu yaşadıklarınızı duyarsa muhakkak buna bir çözüm bulur. Gidin derdinizi ona anlatın diyor. Ömer ve Amr heyecanla gidiyorlar ertesi sabah. Kralın huzuruna çıkıyorlar, Nuşirevan dertleri dinliyor. Ömer ve Amr dertlerini anlatıyorlar. Yalnız kendileri Arapça konuşuyorlar, Nuşirevan Farsça. Bir tercüman olanları tercüme ediyor. Kral bunları duyunca çok sinirleniyor, öfkeleniyor. Nasıl kendi memleketinde böyle bir adaletsizlik olabilir? Hemen bu iki yabancının zararlarının karşılanmasını istiyor. Atı satınca ne kadar para kazanacaklarsa kuruşu kuruşuna ödetiyor. Ömer ve Amr çok mutlu bir şekilde han sahibine gidiyorlar ve çok teşekkür ediyorlar. Senin sayende gittik, derdimizi anlattık ve dediğin gibi Nuşirevan çok adil bir hükümdarmış ve bizim bütün zararımızı karşıladı diyorlar. Han sahibi merakla soruyor. Peki size bu zulmü yapana ceza verdi mi?
Yo diyorlar, öyle bir şey olmadı. Nasıl olur? Böyle adalet mi olur? Mazlumun zararı karşılanıyorsa zalimin de cezası verilmelidir diyor ve kralın huzuruna çıkıyor. Kralım diyor. Biz sizi adil bir hükümdar olarak bilirdik ve herkese de böyle anlatırdık. İki yabancı gelmişler, dertlerini anlatmışlar. Lakin siz zararlarını karşılamışsınız. Fakat zalime, hırsıza gereken cezayı vermemişsiniz. Bir de sen anlat bakalım diyor kral. Bir de hancıdan dinliyor hikayenin aslını. Ve öfkesi çok artıyor. Diyor ki o iki yabancıya söyle. Sabah erkenden benim şehrimi, benim ülkemi terk etsinler. Birisi bir kapıdan çıksın, biri diğeri başka bir kapıdan. Ömer ve Amr sabah erkenden, daha güneş doğmadan ayrılıyorlar şehirden. Biri bir kapıdan çıkıyor, diğeri diğer kapıdan. Amr bir kapıdan çıkarken asılmış, idam edilmiş bir adam görüyor. Gördüğü adam tercüman. Ömer başka bir kapıdan çıkıyor, idam edilmiş bir adam görüyor. İdam edilmiş olan adam hırsız, eşkıyanın elebaşı olan adam. Yani Nuşirevan'ın öz oğlu. Hasılı kelam, Nuşirevan hakikaten adil bir adammış ve adaleti kendi oğlu bile olsa uyguluyor. Ve üstelik adaleti geciktiren ve adaleti saptıran tercümana da gereken cezayı veriyor. Hikaye burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de bunun yıllar sonra devamı var. Yine başrolde Hazreti Ömer ve Amr bin As var. O da programın devamında dinleyebileceksiniz. Şimdi birinci kısmı burada aklımızda dursun. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Hizmetkar olmak, dünyaya değil ukbaya hürmetkar olmak. Yangın varken seyreden insan olmak değil, İbrahim'e su taşıyan karınca olmak. Benim görevim hak için hizmetkar olmak, dünyaya değil ukbaya hürmetkar olmak. Yangın varken seyreden insan olmak değil, İbrahim'e su taşıyan karınca olmak. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Ermeden mevsim bahara geri dönmeyiz. Kışlar ermeden bahara geri dönmeyiz. Tabii insan gittiği yolun doğru olduğunu, istikametin doğru olduğunu ve varacağı yerin de hak olduğunu biliyorsa geri dönmez abi. Niye dönsün değil mi? Süleyman abi, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Mehtap TV ekranında iftar zamanında birlikteyiz ve kıymetli konuklarımızla bugün iftar zamanını birlikte yapacağız inşallah. İftara çok az bir süre kala yine yukarıdan pide kokuları gelirken biz sizlerle birlikte yapacağız programı. Sevgili izleyenler, Irmak Televizyonu'nda Sahur Vakti ekibi bugün konuğumuz İlker Gültekin
Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Ve Mehmet Hocam, Mehmet Yıldız Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz çok şükür. Siz Ramazan boyunca sahur vakti yoruldunuz. Evet. Bir de bir farklı bir şey olsun. İftar olsun. Evet. Yani. Ama ben size iki defa konuk olarak geldim. Konuk olmanın ne kadar zor olduğunu hissettim. Ama biz inşallah bugün sizi yormayacağız. Şöyle düşündüm Ahmet Bey. Bir yere misafirliğe gittiğiniz zaman uzun süre kaldığınızda yerleri değiştirirseniz arada bir yeni gelmiş gibi olursunuz. Değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel. Sevgili izleyenler, bir konuğumuz daha olacak. Ekrem Dumanlı Bey'le konuğumuz olacak. Birazdan inşallah aramızda olacak. Ekrem Dumanlı da bilginiz olsun. Biz ama şimdi konuklarımızla muhabbete başlayalım. Girişte Ömer ve Amr, İslam öncesi olduğu için böyle hitap ediyoruz. Belki de yine de Hazreti Ömer demek lazım ama İslam öncesinde bir hadise. Nuşirevan diye bir adam var, İran hükümdarı. Ki edebiyatta da adı çok sık geçer. Birinin adil olduğunu ifade etmek için şairler Nuşirevan gibi bir adamdı diye hitap ederler. Hatta ben bir yerde duymuştum. Tabii ne kadar güçlü bir rivayettir bu. Peygamber Efendimiz'in Nuşirevan Müslüman olmadan öldüğü için üzüntü duyduğunu, hani böyle kaliteli, böyle kıymetli bir insan, keşke imanla şereflenseydi diye üzüntü duyduğunu, ki Efendimiz imanın dokunmadığı her kalp için ayrı ayrı üzülmüştür. Buna eminiz. Yani yoksa Ebu Cehil'in kapısına da o kadar gitmezdi. Yani büyük bir heyecanla, büyük bir aşkla, şevkle insanlara imanı ulaştırmaya çalışıyor. Şimdi ama burada Nuşirevan'da bizim gördüğümüz bir baba var. Her şeye rağmen hakkı yerine getirmeye çalışan bir adam var, bir adil adam var. Çok kıymetli bir hasletten bahsediyoruz. Kaybetmememiz gereken bir şey bu, anahtar. Ama çok da şey kaybettik bu arada. Hani biz nerede yanlış yaptık? Bir erozyon yaşadık. Yaşandı. Yaşanmaya da devam Halen ediyor. Halen devam ediyor. Kan kaybediyoruz şu daha anda. Kötüsünü biliyor musunuz? İnsanın kaybettiğinin farkına varmaması. Hani bir şeyler kaybediyoruz ama bu şey gibi, hani cüzdanınızdan paralar gidiyor ama farkında değilsiniz. En acısı o. En öyle olduğu takdirde telafisi mümkün olmuyor çünkü. Değil mi? Evet. Hani orijinal bir söz var ya, sağımızdan esen rüzgarlar sağımızdan bir şeyler kopardı. Solumuzdan esen rüzgarlar da bir şeyler kopardı. Rüzgarın ve fırtınanın en dehşetlisi neye maruz kaldığımızı bilememe fırtınasıydı. Çünkü o fırtınalar gönüllerimizi tarumar ettiğinden dolayı farkına değildik. Gönül kalmayınca, his kalmayınca, duygular ölünce, fersudeleşince ne olduğunu fark edemiyorsunuz. Uyuyan bir insan bir takım şeyleri fark edemediği gibi, yani manen ölmüş bir insan, pörsümüş bir insan bir takım şeyleri maalesef fark edemiyor. Ne gitti, bizden ne koptu gitti, gönül dünyamızda neler eridi, kalp dünyamızda neler gitti, sevgiyi mi kaybettik, şefkati mi kaybettik, başkası için yaşama ruhunu mu kaybettik, neleri kaybettik biz? Onu bile biz esasen sıralamaya kalksak var ya, sayfalar dolusu alır, neleri kaybettik biz yani? Kaybettiklerimiz var bizim. Onun için fertler üzerinde çok ciddi durmak lazım hocam. Çünkü kesinlikle. Bu mesele münferit olarak çok ciddi şekilde ele alınmazsa adeta bir veba gibi müteselsil. Bir anda bütün bir toplumu da kaybeden bir toplum haline, kesinlikle, değerlerinden adeta soyunmuş, değersiz bir toplum haline getiriveriyor. Bir noktaya daha benim müsaade ederseniz, baba dediniz ya, yani ilk önce o bir baba yani böyle. Şimdi burada o babalıkta, annelikte, işte evin büyüklerinde demek çok ciddi bir fonksiyonu var. Yani değerlerin transferinde evlatlarımızın üzerinde en etkili bazı faktörler vardır. Belirli bir yaşa kadar, mesela işte 7 yaşına kadar anne babadır. 7 yaşından 14 yaşına kadar öğretmendir. 14 ile 21 yaş arası arkadaştır. 21 yaşından sonra tekrar aile oluyor. Niçin? Evlenecek, işte para ihtiyaç, aile derken yani tekrar bir aile. Yeni mesuliyetler başlar, aidiyet başlıyor orada bu sefer tekrar. Böyle devam ediyor. Şimdi anne baba, hani bardağın ilk kısmını dolduracak olan anne babadır. Bardağa şekil kazandıracak olan da odur. Çünkü insan doğduğu zaman bardağı sert değildir, yumuşaktır. İçine giren şeye göre şekil alır o. Sevgi girmişse sevgiden bir bardak olur. Nefret girmişse nefretten bir bardak olur. Japon bilim adamının hani besmele ve işte bazı kötü kelimelerle suyun üzerinde yapmış olduğu deneyler, kristaller halinde tam böyle buzdolabında o böyle buzlaşmaya döndüğü anda
O suya Bismillah diyor, Allah diyor. O kadar güzel şekiller meydana Duyuruz geliyor mu ki. Daha önce? Evet, yani, evet. Çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Hiçbir deneyim. Mükemmel. Dört şeytan diyor. Formunu alıyor. Çok yani formunu alıyor. Kötü simetrik bir hal alıyor. Genellere bozuluyor. Bunu aynen. Anne karnındaki bebeğe de böyle testler yapıldığını biliyoruz. Yani güzel müzikler duyunca, kaliteli müzikler duyunca bebeğin çok daha rahat bir çocuk. Ben doğduktan bir şey sonra da çok huzurlu çocuklar olduğunu. Üç evladımız var. Allah bağışlasın. Amin. Allah hepsini İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin inşallah. Amin. Tek derdimiz o. Ben hep onlar o ana rahmindeyken böyle Kur'an-ı Kerim dinletiyordum ben. Evde hep böyle Kur'an-ı Kerim. Yani bir tarafta Mustafa İsmail, böyle Abdülsemet, Sıddık, Müşevi. Hem evin kendisinin Kur'an'a ihtiyacı var, hem fertlerin ihtiyacı var. Henüz daha dünyaya gelmemiş olan o işte embriyo, cenin aşamasında olan ama gelecekte kim bilir nelere vesile olacak olan onun da ihtiyacı var. Yani ana rahmindeki hissetmez, duymaz dememek lazım. Hatta annelerin mutlaka ana rahmindeki o çok kıymetli misafirleriyle çok özel konuşmaları lazım. Hatta ses fonatini de çok iyi ayarlayıp ona en tatlı kelimelerle, en güzel cümlelerle öyle hitap etmeli ki onu daha ana rahmindeyken hazırlamalı. İleride büyük bir kahraman olması için. Hatta hocam özür dilerim, pedagoglar da evet. Bu hususta devreye giriyorlar ve diyorlar ki anne karnındaki çocukla baba da konuşsun. Çünkü anne şefkati, baba otoriteyi temsil ediyor ya. Güven aynı babanın zamanda. Sesini de duyması anne karnındayken eğitimin daha o zamandan yani başlamasını temin ediyor. Annemin yalnız olmadığını bilmesi lazım. Evet. Annem yalnız evet. değil yani benim. Evet. Evet ya bir de şöyle bir şey var. Bir süre sonra en güvenli, en rahat, en huzurlu olduğu yerden dünya diye bir çilehaneye geçiş yapacak. Evet. Ona da hazırlanması lazım. Bu sesler, bu sesleri duyarsam ben güvende olacağım. Yani anne sesi, evet, baba sesi. Ben yalnız bir tarafa gitmiyorum. Yani beni karşılayacak birileri var. Evet. Güzel bir söz var ya, bekleyen varsa gitmek kolaydır diye. Evet. Bekleyen varsa gitmek mesuliyettir bir de. Aynı zamanda. Yüktür aynı zamanda yani. Şimdi evet. Hani filmlerde falan görürüz böyle. İşte birisi bir kaza geçirir. İşte kaza neticesinde felç olur. Allah muhafaza. Yani aynen. Allah korusun. Sonra işte hissediyor mu diye işte ayağına iğne batırılır işte böyle, çeşitli cihazlarla değil mi? Böyle. His var mı? Onu anlamaya çalışırız. Evet. Yani his yoksa herhangi bir tepki görmeyiz ayakta ya da işte vücudun bir uzvunda. Bir süre sonra biz hani kaybettiklerimiz anlamında söylüyorum. Böyle sanki felç geçirmiş gibi Allah korusun. Bir tarafta kıyametler kopuyor, bir tarafta acılar, ızdıraplar var. Bir tarafta kaybediyoruz bir nesli. İşte dün sizin programda Ahmet Kurucan'ın bahsettiği evet. işte lise yaşındaki çocukların namaz kılma oranının %10'lara kadar düştüğü, 13'lere kadar, 13'lere düştü kadar yani. Düştüğü, işte İmam Hatipler'den şey bahsediyoruz. Evet, evet. Ben bunu şöyle düşünüyorum, bazı programlarda sizler de görüyorsunuzdur, özellikle Kutlu Doğum programlarında, Efendimiz'e dair programlarda sakalı şerif getiriliyor. İnsanlardaki heyecanı görebiliyorsunuz, sakalı şerif, sakal, evet, evet. Efendimiz'in bir kıymetli hatırası. Evet. Müthiş bir teveccüh, müthiş bir saygı görüyorsunuz. Gözyaşlarıyla değil mi? Gözyaşlarıyla. Ama Efendimizin bir sünneti seniyyesi, çok kıymetli bir alışkanlığı, bıraktığı emanet unutulup giderken, Efendimizin kadına gösterdiği ihtimam, saygı ve sevgi yok olup giderken, kadınlar yerlerde sürünürken, canlarını verirken, gencecik kızlar, kadınlar ya da Efendimizin çocuklara gösterdiği o şefkat, merhamet, o güler yüz unutulup giderken, ceberrut adamlara dönüşürken bizler, suratımızdan tebessüm kaybolurken bu acıyı duymuyoruz. Sakalı şerife gösterdiğimiz ihtimamdan 1000 kat daha fazlasını belki de Efendimizin bize bıraktığı sünnetlere göstermemiz gerekecek. Yani bu çok önemli bir tespit yani. Çok önemli bir tespit. Neleri kaybettiğimizi aslında buradan başlayabiliriz. Efendimiz bize neyi bırakmıştı? Emanet olarak. Emanet bizi olarak. Neyi bırakmış değil mi? En başta Kur'an-ı Kerim'i bırakmıştı. Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim hani biraz belki o ölçünüzle gidecek olursak Kur'an-ı Kerim'in lafzına biz hürmet gösteriyoruz ama manasına aynı hürmeti göstermiyoruz. Veya Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan bazı ayetlere çok değer veriyoruz ama bazı ayetleri es geçiyoruz. Halbuki olaya mahruti olarak baktığımız zaman kuş bakışıyla bir bütüncül olarak ele aldığımız zaman yani Efendimizin bize bırakmış olduğu o muhteşem hani dün gece Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in nazil olması, bize emanet olarak verilmesi ve bizim de bu emanet karşısında tutum ve davranışımız. İşte tabiri caizse böyle klasik bir ifade olacak ama elimizi Kur'an-ı Kerim'den, o emanetten işte gevşettiğimiz nispette
erozyon başlamış oluyor. Yani değerlerden otomatikmen uzaklaşmış oluyoruz. Yasin suresinin son sayfasında ilginç bir ayet var. Her ayet ilginçtir. Ama şu konumuzla alakalı. اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانِ اِنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Şu insana bakmaz mısınız diyor. Biz onu bir nutfeden, bir aşılanmış yumurtadan, bir zigottan, bir sperm ovum buluşması zigot, neticesinde ilahiya, gözü kulağı, dil dudağı, böbrek dalağı, mide bağırsağı olan mükemmel bir insan halinde yarattık bir nutfeden. Lütfen şimdi buraya dikkat, çok önemli. Ama o döndü bize, apaçık bir düşman kesildi. Ben bunu algılayamıyorum. Niçin? Mesela bir evlat annesine babasına düşman olur mu? Normal şartlardan bahsediyorum ben. Olmaz. Çünkü Allah cibilli olarak anne baba ile evlat arasında bir bağ yaratmış. Yani dört ayaklılarda var, bütün varlıklarda var, canlılarda var. Yani anne baba ile o anne ile yavrusu arasında bir bağ var yani. Şimdi niçin düşman olur? Ben bunu gerçekten çok düşündüm Ahmet Bey. Bir insan Allah'a niçin düşman olur? Beni yaratan, bana acıyan, bana şefkat gösteren, nimetleriyle beni perverde eden, donatan, beni insan yapan, şu kainat sarayına sultan namzeti olarak yaratan Rabbime ben nasıl düşman olurum? Biraz insanın kendine düşman olmasıyla alakalı bir husus galiba. Yani burada çok ciddi düşünülmesi lazım. Evet. O düşmanlık mevzu, o değer, kaybettiğimiz değerler. Burada bir tabir var, meşhur bir tabir, onu kullanacağım. Mankurtlaşan İnsanlar düşmanlaşırlar. Herkese düşman nazarıyla bakarlar. Hatta kendi öz değerlerine düşman olurlar. Cengiz Aytmatov'un ifade etmiş olduğu mankurtlaşma, o Orta Asya'da gerçekleşen hadise. Şimdi o çocuk döneminde şayet biz neyi ne kadar sevmesi lazım geldiğini gerçekten verebilmiş olsaydık, bir defa o emanete sahip çıkacaktı. Birinci emanet o Kur'an-ı Kerim ve değerlerimizin ana kaynağı o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam ve Kur'an. Biz şimdi bunlara baktığımız zaman nasıl yürümemiz lazım, nasıl yatmamız lazım, nasıl alışveriş yapmamız lazım, nasıl şefkat göstermemiz lazım, nasıl başkası için yaşamamız lazım, onları görüyoruz. Şimdi onu bıraktığımız andan itibaren en başta Allah'a da düşman oluyoruz, eşimize düşman oluyoruz, değerlerimize düşman, kendimizle barışık olmuyoruz. Bu düşmanlık aynı şeye benzemiyor mu? Hani denizde gittiği, hani kendisini götüren gemiye düşman olmak gibi bir şey. Evet. Hani gemiye kızıp gemiyi parçalamaya başlıyorsun. Uçağa. Ya da bindiğin uçağa böyle kızıp hani kanadını kırmaya çalışıyor filan, motorunu bozmaya çalışıyor. Biraz buna benziyor. Bindiği dalı kesmek ya da Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle. Yani. Yalnız ayetteki ifade muhteşem hocam. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Yani birazcık düşünen insanın kafasının duvarlara vurması lazım. Kesinlikle. Bir çiğnem etten yarattık biz diyor insanı. Bir çiğnem et. Yani damla hiçbir şeydin sen. Evet. Bir damla suydun. Sonra bize amansız bir düşman kesildi. Ve döndü sonra çok bize dedi ki diyor. Çok düşünmek lazım bunun üzerinde. Eline çürümüş bir kemik aldı. Şöyle ufaladı onu diyor. Dedi ki ya bunu kim yaratacak? Şu alaya al, hafife alma. Yani bu kemiği kim diriltecek? Ama gelen cevap de ki diyor. Kul yuhihellezî enşe'ehe evvele merrah. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ Kainatı kapsıyor ya. De ki onu ilk önce kim yarattıysa o tekrar diriltecek, tekrar yaratacak. İlk önce kim onu inşa ettiyse. Hocam bu yabancılaşmayla alakalı Aytmatov'un mankurtlaşma örneğini verdiniz ya. Evet. Son derece isabetli oldu. Bir işkence tekniği olarak da uygulanmış deri o. Deri meselesinde evet. Unayman ana meselesi. Ona benzer. Daha doğrusu o bana şeyi tedavi ettirdi. Halil Cibran vardır. Lübnanlı, Hristiyan bir düşünür. O da artık diyor zamanı geldi. Remzi verip özü alalım. Öyle bir ticaret yapalım. Elimizde remiz var diyor. Öz yok. Remzi verelim, özü alalım. Bizimki biraz ona benziyor. O sakalı şerif örneği de biraz onu anımsattı bana. Kabukta dolaşıyoruz. Ve kabuk giderek kalınlaşıyor. Öze vasıta olmamız her gün biraz daha zorlaşıyor. Evet. Onun için öz hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Öz hakkında bilgi sahibi olabilmek için de öz kaynaklarımıza müracaat etmemiz gerekiyor. Vallahi bu konuda çok donanımsızız. Yaşadığım maalesef. Çok ilginç bir şey var.
ben 92 miydi, 93 müydü Tataristan'a gitmiştim. Bir okul açılmış, Türk okulu. Orayı ziyaret ettik. Akşam da veliler toplandı. Ben de acizane onlara bir şeyler takdim ettim. Hemen arkasından bir hanımefendi, ben de konuşabilir miyim dedi. Tabii dedik, buyurun lütfen, kürsü sizin. Muhteşem bir şey anlattı Ahmet Bey. Ben dedi, oğlum burayı sınavlara kazandı. Vereyim mi vermeyeyim mi çok tereddüt geçirdim. Sebebine gelince, benim oğlumda iki haslet vardı ki çok kötüydü onlar. Birisi sadistti benim oğlum. Karınca yuvasını gördüğü zaman kaynar su döker oraya. Bir böceği gördüğü zaman dakikalarca böyle topuyla çiğner onu. Allah Allah. Öyle bir çocuktu bu. Ve çok çok özür diliyorum ben, seyircilerimizden de özür diliyorum. Edepten yoksun bir çocuktu. Nihayet sınavı kazandı. Vereyim mi, vermeyeyim mi? Vereyim dedim ama 3 gün mü dayanırlar, 5 gün mü dayanır bilemem artık. Verdim. Aradan bir hafta, 10 gün, bir ay ses yok, seda yok. 2 ay geçti. Ya bir ses seda yok. Nihayet oğlum işte izin ayrıldı, geldi. Baktım bir ara odasında oturmuş, elini açmış. Eline şöyle bakıyor. Yaklaştım, oğlum ne yapıyorsun dedim. Anneciğim gelir misin dedi. Şu böceğe bakar mısın bir anneciğim? Şu güzelliğe bakar mısın? Bir dakika dedim ya. İyi sen misin daha, oğlum? Sen, ne oluyoruz yani? Anneciğim gel dedi, gel. Ben her şeyin farklı olduğunu öğretmenimin elinde, avucunda bir böceğe bakarken her şeyi değişti bende. Nasıl oldu? İşte öğretmenim elinde böcek almış, onunla konuşuyor, onunla sevgi sözcükleri falan söylüyor. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Gel bak delikanlı dedi. Bu da bir canlı biliyor musun dedi. Bunun da hissiyatı var, bunun da duyguları var. Bu da sevmek ve sevilmek arzu eder. Belki o bir şey söylüyor ama biz anlamıyoruz. Belki bizim söylediğimizi o anlamaz ama bizim aramızda bir rezonans var ki belki anlar. Başladı konuşmaya falan böyle. Ondan sonra bana dedi ki delikanlı ben o böceğin yerinde olabilirdim. O da benim yerimde olabilirdi. Ben o anda ondan ne bekliyorsam ben şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Ben diyor anneciğim orada bittim. O kadın nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Ahmet Bey görmeliydiniz. Sonra onu anneciğim şu böceği şuraya koysak. Gitti cam kenarına koydu. Baktı ona. Sonra bana dedi ki anneciğim müsaadeniz olur mu? Ben pantolonumu değiştireceğim de. Senin yanında değiştiremem artık. Müsaade eder misin? Ben koşa koşa diyorum bu okula geldim. Bu öğretmen kim? Benim çocuğuma 15 yıldır veremediğimi nasıl verdiniz siz? Bu nasıl bir şey? Öğretmeni bulduk, sordum kendisine. Ben bir şey anlatmadım, sadece yaşadım ben. Başka bir şey değil. Yaşamak yetiyor esasında. Karşı tarafın algıları buna çok müsait. Ama biz hep empoze etmeyiz. Bir tesiri kesinlikle. De olmuyor zaten hocam. Kesinlikle. Hani özür dilerim. Biz sahur vaktine hoş geldiniz bu arada. Evet, aynen öyle. İkimizi çok özür dilerim. Bunu söyleyip susacağım. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri var ya, bir talebesi var onun. Ona bir perhis uyguluyor. Kuru ekmek, belki arada bir zeytin falan yiyor çocuk. Bir gün çocuğun annesi geliyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni tavuk yerken buluyor. Hem de kızartılmış. Kızartılmış tavuk. Evet. Arada fark var yani. Tavuk yerken derken Geylani Hazretleri yemiş bitirmiş tavuğu, kemikleri kalmış. Çocuğun annesi feryat ediyor. İşte sen nasıl hocasın da şöyledir böyledir, benim çocuğum orada kuru ekmek yiyor. Sen onun hocasısın, sen burada tavuk yiyorsun. İşte malumunuz, herkesin bildiği bir şey, kum biiznillah diyor tavuğa. Allah'ın izniyle tavuk, kalk. Evet, Allah'ın izniyle kalk toparlan. Tavuk toparlanıyor. Hiç yenmemiş gibi eski formunu aynen kazanıyor. Ondan sonra ne diyor hocam? Senin çocuğun bunu yapabildiği zaman o da tavuk yesin. Yani yaşadığını anlatan rehberlere ihtiyacımız var bizim. Onu söylemek istiyorum. Hani Efendimizin hurma kütüğünden ayrılması neticesinde hurma kütüğünün ağladığını biliriz. Evet.
Ben ona bir mucize gözüyle değil ama hani böyle bir keramet falan filan değil ama şöyle bakıyorum. Herhalde biz de bir hurma kütüğüne böyle bir sevgi ve hürmet göstersek, ona vefa göstersek hurma kütüğü belki biz duymayız ama bizim de arkamızdan ağlayabilir. Yani o işte o böceğe bakıp o sevgiyi göstermek. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin o ömrünün son birkaç gününde Isparta'ya gittiğinde o çınar ağacına sarılıp ağlaması. Değil mi? Belki göremedik ama çınar ağacı kendisine bu vefayı gösteren adama bir şeyler demiştir, biz duyamamışızdır. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani işte ordusuyla sefere giderken bir tane anne köpeğin yavrularını emzirdiğini görünce ordunun güzergahını değiştiren ve iki tane başına nöbetçi bırakan bir peygamberin gösterdiği hassasiyet bir hurma kütüğünü ağlatabilir. Kesinlikle. Yani aslında bence orada samimiyet, yaşamak, hissettirmek hurma kütüğünü etkiliyorsa bir insanı hayli hayli etkiler. Sahur vaktinde Muhteşem. Konuşmuştuk ya. Evet. Hani biz bu ayetleri, bu Kur'an-ı Kerim'i dağlara indirseydik dağlar titrer paramparça olurdu. Ama Allah diğer yandan mümin kulun kalbine sığabildiğini söylüyor. Sığdığını orada olduğunu söylüyor. O zaman Ferhat'taki marifet dağı delmesi değil kalbi titretmesi. Evet. Yani bizim önce kalbi titretmemiz lazım. Sonra dağlar zaten yol oluyor. Yani o çocuğun gönlünü kazanmak böyle bir şey. Zannediyorum. Yani... Şu avucumuzun içinde bizim bir özellik var Ahmet Bey. Ben bunu yer yer öğrencilerimi de sınıfta yaptırıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Yapmışsınız da belki daha evvel. Yanağınıza bir santimetre yaklaştırıyorsunuz sadece. Ve bir sıcaklık hissediyorsunuz. Her an buradan bir sıcaklık çıkıyor. Bir enerji var burada. Şayet tokalaşma anında, bak tokalaşmanın hikmeti bu. İki enerjinin yan yana gelmesinden sinerji meydana geliyor ya. Şimdi bu eldeki bu. Bak dış alemle irtibatı var bunun. Bir de gönül var. Gönlün titrettiğiniz anda ortaya koyduğunuz bir netice var. Gönül tellerinin titrelmesinden farklı bir şey meydana geliyor. Evet, evet. Sevgili izleyenler, trafiğe rağmen Ekrem Dumanlı aramıza ulaştı. Çok şükür. Ekrem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi bekliyorduk heyecanla. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim buyurun. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz abi? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Kaybettiğimiz kıymetli değerlerimizi konuşuyorduk. Değerli hasletlerimizi konuşuyorduk. Yani biz trafikte de çok şey kaybediyoruz galiba abi. Evvela trafikte zaman kaybediyoruz. Sonra nezaketimizi kaybediyoruz bazen. Acayip öfkeli insanlara dönüşebiliyoruz. Böyle bayram günleri İstanbul boşalıyor bazen. Yani arabalar falan kalmıyor. İstanbul böyle güzelmiş diyoruz. Değil mi? Siz İstanbul'un çok evvelki zamanlarını da hatırlarsınız belki. Daha sakin zamanlarını. İnsan unsurunun kalitesi her şeye. Zamana, mekana sirayet ediyor. Trafikte de tabii bu hissediliyor. Bizim yaklaşık 3 saat oluyor yola çıkalı. 3 saat. Evet. Herhalde siz bu taraflardan geldiniz. Evet. Ya biz de erken geldik biz. Öyle mi? Bunu tahmin ettiğimizden evet. Dolayı. Nasılsınız Ekrem abi? Teşekkür ederiz. Ramazan nasıl? Hamdolsun. Son günlerdeyiz. Son günlerdeyiz. Veda vakti gibi ama inşallah Allah nasip ederse seneye tekrar... İnşallah. Buluşuruz diye özlemle İnşallah. Vedalaşıyoruz. İnşallah. İnşallah. Böyle Irmak TV'nin şeyinde elveda ya Şehri Ramazan yazıyordu. Bir an onu dokundu bana böyle. Bir, evet. Evet. Bazen hakikaten Ramazan'ın gittiğini de fark etmiyoruz. Yani hani kaybediyoruz diyoruz ya. Kaybettiğimiz şey Ramazan gibi bir fırsat mevsimi de olabilir. Ama neticede bir bayram bırakıp gidiyor bize. Tabii. Eskiden camilerde elveda ilahileri evet, okunurdu. Son 10 günde, evet. Son bir haftada öyle ilahiler okunurdu. Bizim en azından benim çocukluğumda... Ve gözyaşları. Şeyde, evet, evet. Elveda, ben de elveda hiç unutmam. Gözyaşlarıyla böyle son günlerde o teravihler arasında falan böyle. Tabii. Ya nasıl bir şey? Yani sevgilisinden ayrılan, annesinden, eşinden hani ayrılıyor yani. Böyle bir ayrılık var. Onu hissediyor demek ki. Yani... Farklı bir şey ya Rabbi. Evet. Ekrem abi böyle kaybettiğimizi hissettiğiniz bir şey var mı? Yani toplum olarak, insan olarak, memleket olarak neyi kaybedince çok şey kaybetmiş olduk biz? Hatırladığınız bir şey var mı öyle? Vallahi, tecrübelerinizle. Aslında yitik cenneti arayan insanlarız biz. Yani sonuçta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne geliş gayesini ifade ederlerken hep
bir yitik cennetin peşinde, kaybettiğinin peşinde. Adem Aleyhisselam, Adem babamız. Ya ben ilahiyatçıların belki farklı yorumları olur ama ben biraz işe edebiyatın şeyini de katarak söylemek istiyorum. Yani aslında Adem Aleyhisselam cennetteydi. Cennetten bir şekilde bir hikmete binaen, belki birçok hikmete binaen yeryüzüne gönderildi. Ve ondan sonra hep Adem babamızdan devraldığımız şey yitirdiğimiz, kaybettiğimiz cennettir. Sonra da hayatın içerisinde öğrendiğimiz ne kadar şey varsa hepsi bizim için bir yeniden bir arama vesilesi, yeniden bir bulma vesilesi. Aslında insanoğlu yeryüzünde kendini arıyor. Eşya ve kainata bakıyor. Eşya ve kainatın yüzünde isimlerin, sıfatların, ki o da Adem Aleyhisselam'la malum alakalı bir şey. Yanlış şey yapmasam. Fetelakka Adem'u min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh buyuruyor. Yani Adem Rabbinden kelimeler aldı. Rabbine tövbeler etti. Aslında Rabbimizi tanımamız için, bilmemiz için, tövbe etmemiz için bulabildiğimiz kelimeleri bir araya getirerek ta baştan kaybettiklerimizi arıyoruz yeryüzünde. Kaybettiklerimizi bulacağımız yerin herhalde kabir olduğunu düşünüyoruz. Kabir sonrası olduğunu düşünüyoruz. Allah bizi kaybettiklerimize kavuştursun. Ama bir de millet olarak kaybettiklerimiz var. Yani Akif merhumun tabiriyle bir zamanlar bizde millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin diyor. Bir de millet olarak kaybettiklerimiz var. Vahdetimizi kaybettik, birliğimizi kaybettik, dirliğimizi kaybettik. Birlik ve dirliğe giden en önemli umdeler, idealler, hayaller, inançlar vardı. Bizim dünyamızda gıybetin bir yeri vardı. Bizim dünyamızda efendim birisini çekiştirmenin bir büyük günah olma şeyi vardı. Müminlerin aleyhine konuşmamak çok önemli bir düsturdu. Ama ufak tefek ıvır zıvır diyelim hani şeyle işlerle uğraşırken insanlar bunları kaybetti. Öyle kaybetti ki belki günlük hayatımızın içinde o dedikodular, o insanlar hakkında ulu orta konuşmalar, müminler hakkında, hatta mümin olmayan insanlar hakkında hiç yakışıklı olmayan, mümine yakışmayan ağır ithamlar, çok büyük suçlamalar, mesnetsiz, delilsiz, ispatsız. Yani bugün belki kaybettiğimiz en önemli şey budur. Bugün Ramazan gününde bile bile yalan söyleyen, bile bile yalan yazan, bile bile insanlara ağır hakaretler eden çok sayıda mümin var. Bunun bir kısmını Twitter'da insanlar yapıyor, bir kısmını Facebook'ta yapıyor, bir kısmını gazeteci sıfatıyla gazetede yapıyor. Ben daha bugün böyle 5-10 tanesine rastladım. Yuh sana desem yazık. Yazıklar olsun sana desem. Kadir gecesinde adam milletvekili olmuş. Hoca Efendi gibi çok değerli 20. asrın en büyük İslam alimlerinden birisine hain diyebilecek kadar ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Dünkü getir götür ayak işlerine bakan çocuklar bugün böyle önemli mevkilere gelince herhalde böyle oluyor diye düşündüm. Sabahtan beri sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun dedim. Ama bir yandan da şunu söyledim. Ya bu çocuklar da herhalde sorduğum zaman ben yıllar önce kendisine bu bahsettiğim vatandaştan. Ben de bir miktar evlerde kalmıştım demişti. Demek sana bir şey öğretmeyen insanlarda da bizde de suç var. Bir şey var kaybettiğimiz deyince yüreğimizi yakan bir şey var. Ya bizim Müslümanlığımız kitabi şeyler. Osmanlı diyoruz. Tarihte de aslında kitabi şeyler. Ne Osmanlı'dan bir haberimiz var, ne Orhan'dan bir haberimiz var, ne Hüdavendigâr'dan bir haber, ne Abdülhamit diye konuşan insanların aklına hayret ediyorum. Abdülhamit cennet mekanın hakikaten muazzam yönleri var ama anlayamadığımız yönleri de var. Yani bugün böyle çok şekli, çok suret, böyle yani tamamen taklit. Onu al buraya yapıştır, onu kes buraya yapıştır. Kaybettiğimiz en önemli şey ruhumuzu kaybettik, özümüzü kaybettik. Kur'ani olan, Muhammedi olan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sünnetine bağlılık manasında söylüyorum. Ne kadar değerlerimiz var. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi, müsamaha, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının tefekkürü, tezekkürü, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruluyor. Nedir o işte? Settar olmaktır, şefik olmaktır,
rahim olmaktır. Bütün bunlarımızı kaybettik aslında. Kaybettiğimiz şeyler aradığımız şeyler. Ve aradığımız şeyler de kaybettiğimiz şeyler bize çok yakın şeyler. Ama bir benlik şeyinin içerisindeyiz. Fanusun içerisindeyiz. Aslında bir şey arıyor gibi yapıyoruz. Aslında aradığımız falan da yok çoğumuzun. Şu böyle oyuncak mahiyetinde yaratılmış dünya bize şey geliyor, cazip geliyor. Kendi fanusumuz içerisinde. İşte o kendini seven başkasını sevemez. Kendini beğenen başkasını beğenemez. Böyle kendini beğenmiştik, öyle bir zirve yaptık, bencillik. Biz birey, birey, birey diye hani böyle bir şey var, bir modern şey var. Doğrudur, bireyin bir şeyi var. Yani bir sonunda Cenab-ı Hak her bir bireyi kendine muhatap alıyor. Ve her bir birey de Cenab-ı Hakk'a karşı doğrudan yönelerek ona tazarruda bulunuyor, niyazda bulunuyor, duada bulunuyor, ibadette bulunuyor. Kul öyle bir şey ki hiçbir aracı kabul etmeksizin Rabbim dediği zaman Rabbi ile karşı karşıya geliyor. Ama bu bireyin kendini çözümleyebilmesi. Risale-i Nur'larda çok muhteşem parçalar var ama şahsi kanaatim bana sorsa en önemli anahtarlardan bir tanesi Ene Risalesidir. Üstadımız onu anlatırken diyor ki Ene bir vahidi kıyasidir. Bunun için vardır. Yani sen bir çizgi çizersin, mevhum bir hat çizersin diyor. O mevhum hat aslında mevhumdur, vehimdir. Yani doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır. Vehimdir. Dersin ki benim iradem, ben denen şey herhalde şöyle bir şey. Şuradan şuraya kadar. Ondan ötesi bana bu iradeyi verenindir. Bir müddet sonra, bir miktar sonra o mevhum hat da kaybolur. Dersin ki ya kardeşim aslında veren de o, alan da o. Bana bu iradeyi emaneten, tevdi eden de o. Kaybettiğimiz en önemli şey kendimizi kaybettik. İnsanlar öyle bir egoya sahip olmuşlar ki, insanlar oturdukları koltuğun altında o kadar ezilmişler ki, koltuğun üstüne oturulur ama koltuğu sırtında taşıyan insanlar var. Hani yine o tevekkülle ilgili risalelerde üstadın anlattığı iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni iktiza eder diyor. Biz iman ettik demişiz ama tevhidi bulamamışız. Tevhidin içerisinde de üstadın yine anlattıkları var. Efendim, bahtaniyet içerisinde ehadiyetten bahsediyor. Böyle çok kafamızı zonklatırcasına, beynimizi çatlatırcasına düşüneceğimiz çok önemli ayrıntılar var. Bütün bunları ben yani kendi nefsimde de görüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada seyirci şöyle bir şeye de kapılmasın. Hani bazen ben geçmiş yıllarda gördüm. Bir Bayrampaşa'da öğrenci olarak kalıyordum. Bir camiye gittim. Cuma namazıydı. Konuşan hoca dedi ki bazen hocalarımız böyle sağ olsunlar böyle şeyler yapıyorlar. Şimdi çok yapmıyorlardı da eskiden çok yapıyorlar. Dedi ki sadece Ramazan'da oruç tutanlar, sadece Cuma'yı defolun gidin bir daha gelmeyin dedi. Şimdi ya oraya kadar gelmiş adama söylenmez bu. Yani şimdi seyircimize de biz haşa öyle bir şey demiyoruz ama ben kendimden başlayarak, nefsimizden başlayarak söyleyeyim. En önemli kaybettiğimiz şey ben kimim? Bu dünyaya niçin gönderildim? Bindiğim gemi nereye gidiyor? Ya şu 3 günlük, 5 günlük dünyada milletvekili olsan kaç ceza? Sen nasıl bir hakla oturur? O Twitter denen şeyin üzerine, başına oturur. Asrın en büyük İslam alimlerinden, velev ki asrın en büyük İslam alimlerinden birisi olmasın. Sizin hakkınızda, benim hakkımda, hocam hakkında, herhangi bir insan hakkında. Hain, main diyebilirsin. Bunu diyen aynen kendisine kader planında iade edilir. Bir itibar kayıplığı var. Bir ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymama hali var. Bir coşkunluk hali var. Bir taşkınlık hali var. Hayır mübarek eskiden bu İstanbul. Hani eski dersin biz de İstanbul'a geleli neredeyse 30 yıl oldu. Meyhanelerin bile önde geçerken Ramazan'a saygı vardı. Böyle asallardı. Ramazan münasebetiyle kapalıyız diye. Ahmet Özcan'ı bir televizyon programında gördüm. Çok uzattım sözü de kapatacağım. Nazlı Hanım soruyor diyor ki Ahmet Bey diyor sen diyor genç yaşta hacı olmuş bir adamsın. Nasıl o şeylerde, büyük kulüplerde konserler verdin? Oralar içkili yerler. Adam öyle enfes bir şey anlattı ki. Diyor ki ya Nazlı Hanım evet diyor doğru söylüyorsun. Ben çok babadan diyor biraz dindarlık var. Ben diyor çok genç yaşta haccada gittim. Ama diyor ben size bir şey anlatayım. Nasıldı o günkü şartlar? Ben diyor buyurduğunuz gibi çok içkinin de yaygın olduğu bir gazinoda konser verdim. Konser veriyordum. Ama diyor ben sahneye çıkıp böyle ilerlerken şişeler
bardaklar masanın altına alınır. Böyle insanlar mahcup olur. Hatta bir defa, birkaç defa diyor. Bazı insan, hocam dua et de şu meretten kurtulalım. Ben onların o meretine bir şey söylemezdim. Onlar da bana çok saygı duyardı. Bugün dine karşı saygı da azaldı. Dindara karşı saygı da azaldı. Yolsuzluktur, hırsızlıktır, usulsüzlüktür, zulümdür. İnsanların Ali'ye kızdım, Veli'yi ezeceğim. Veli'ye kızdım, Ahmet'i ezeceğim. Ahmet'e kızdım, Mehmet'i ezeceğim. Bu acayip anlaşılmaz zulüm düzeni bütün bir toplumda dindarlara karşı, dine karşı bir soğuma meydana getirdi. Halbuki din imandır, İslam'dır, ahlaktır. Hani buna isterseniz iman, İslam, ihsan diyelim o hadis-i şerife bina. Evet. Ama ben şöyle diyorum, inanç, ibadet ve ahlaktır. Dinin ahlak her şeyidir, özüdür. Devlet kurarsın, hükümet, ya bunların hepsi palavradır. Hatta bizim temel kriterlerimize göre her kim ki memleketi yönetmeye, her kim ki bir şirketi yönetmeye, her kim ki herhangi bir şeye ben yönetirim, layıkım diyorsa o adam layık değildir. İstenmez, verilir. Aslı saadette var. Adam geliyor ki ya Resul, bize de bir görev ver. Allah Resulü diyor ki bu iş istenmez. İstemeyene verilir. Ebu Bekir Efendimiz istememişti. Ömer Efendimiz istememişti. Ali Efendimiz, Osman Efendilerimiz istememişti. Şimdi var ben ki, biz ki, benim alkış bekleme, hayranlık bekleme, iltifat bekleme ve iltifat etmeyen herkesi de böyle tahkir etme, tekfir etme. En önemli kaybettiğimiz şey nedir derseniz, maalesef insanlar dini hassasiyetlerini, insani hassasiyetlerini kaybetti. Ağzından çıkanı kulağı duymayan koca koca adamlar. Koca koca adamlar. Hani şairin sözüyle bitireyim, Üstad Necip Fazıl'ımızın sözüyle. Diyor ki, bıçak soksa, bayılırım bu mısralara. Bıçak soksan gölgeme, sıcacık kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme, başsız başsız adamlar. Ya sanki memleket kesik baş şeyine döndü, menkıbesine döndü. Yani bir sürü insan var. Kafa gitmiş, fikir gitmiş, tefekkür gitmiş. Adam Müslüman, gazeteci olmuş, yalan yazıyor. Adam siyasetçi. İslam adına yaptığını düşünüyor. Günde 10 defa yalan söylüyor. Ya bu böyle devam edemez. Kaybettiğimiz en önemli şey budur. Bunu kazanmak için ne lazım? El ete köpülecekse el ete köpelim. Tövbe edilecekse tövbe edelim. Allah rızası için Türklerin bir böyle tebellür etmiş bir Müslümanlığı vardır. İnsanlara saygı duyan bir Müslümanlığı vardır. Asırlar boyu gelen fanatizmden, radikalizmden uzak, Allah'la bütünleşmiş, tabiatla bütünleşmiş, insanla bütünleşmiş, bizim kendimize has ama Kur'an'dan alınan, sünnetten alınan bir Müslümanlığımız vardır. Ona dönmek lazım, yoksa bu işin akıbeti çok kötü. Cenab-ı Hak'tan çok şiddetli bir tokat yenebilir. Bu derebeylik, bu kabadayılık, bu yezitlik, bu zalimlik, bu ağzından çıkanı kulağa duymama hali, bu coşkunluk, bu taşkınlık. Ben korkarım memleketimizin başına, Allah göstermesin. Bir, çünkü onu da ben İslam alimlerinin yazdıkları eserlerden görüyorum. Diyor ki bu kadar zulüm olursa sema harekete geçer, gökyüzü harekete geçer, yeryüzü harekete geçer. Çünkü bu kadara gerek yok. Yani bir dünyevi şey, işte bugün varız yarın yokuz ya. Yarın hiçbirimiz olmayacak. Belki bu görüntülerimiz bile belki bir şekilde bulunmayacak. Yani nedir? Zaten işte hayatta bu bir görüntüdür. Çekti, kaydetti, bitti. Sonrası yok. Biz anı yaşıyoruz. Dün oldu. Yarın gelmedi. Biz bugünü yaşıyoruz. Bugünü yaşarken benim ne kaybettim? Vallahi çok en önemlisi insanlığımızı ve Müslümanlığımızı ve manevi değerlerimizi, tarih şuurumuzu, insan sevgimizi. Ya başını yesin siyaset diyor büyük fikir adamı. Ya yeter kardeşim ya, sandık. Ben artık türkülerle şey yapıyorum kendimi, biliyor musunuz? Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık. Düşünmeden söz verdik. Biz sizi bir adam sandık diyor bizim bir türkümüz. Bergama türküsü. Ege türküsü olduğu kesin. Ya yeter arkadaş ya. Biraz daha normalize olmamız lazım. Allah'a kul olmak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Bu gıybetten, yalandan, iftiradan, zehirli dilden kurtulmamız lazım. İnsanların canını acıtarak, insanların en sevdiği şeyleri, emek verdiği şeyleri, alın teri döktüğü, şu Samanyolu televizyonla yapılanlara bakın. Yani bu insanın
Hayır mübarek gün, olumsuz şeyler konuşmak istemiyorum ama şu Hidayet Karaca'nın cezaevinde 7 aydır olması bile bu Türkiye'ye yazık. Ayıp. Buna sebep olanlar, buna vesile olanlar, bunu emredenler çok büyük bir adaletsizlik yapıyorlar. Bunun artık buradan Türkiye'nin kurtulması lazım. Herkesi bana bir cümle söyleme hakkı, çok uzun konuşma. İnsanları vicdana davet ediyorum. Vicdanınızı dinleyin artık. Memleket kötü gidiyor. Yeter artık bu dünyevi kılık haller, efendim böyle artistik laflar, efendim böyle tumturaklı sözlerle birbirimizi rencide etmeler. Vekil olmuşsun ama kimin kime vekalet ettiğini bilmiyorsun. Efendim devlet adamı olmuşsun ama hangi devlet geleneğinden geldiğini bilmiyorsun. Müdür olmuşsun ama kimi idare ettiğinin farkında değilsin. Ya bu dünya uyduruktan bir dünya. Vallahi uyduruk, billahi uyduruk. 3 gün sonra, 5 gün sonra toprağın altında olacağız. Arkamızdan sana yazıklar olsun. Bu kadar zulmettin denilecekse yaşamanın ne anlamı var? Evet, bunları kaybettin. Çok yaralı bir şeye dokundun. Trafikten de geldik, yorulduk. Aynen. Şimdi biz böyle hani fani dünya, türkülerde falan da çok geçer. Biz fani dünya, fani dünya derken hani dünyaya faniliği atfediyoruz ama sanki biz... Şimdi dünyadan bahsediyoruz hani biz kendimize, ya kendimize dokundurmuyor aslında fani evet. Kelimesini yani neyi kaybettik sorusunda Ekrem abi konuşurken ben şunu düşündüm, bir insan hata yapabilir, yanlışlıkla yapabilir, bilmeden yapabilir, cehaletten yapabilir, bunlar hoş görülebilecek şeylerdir ama bir insan bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde yanlış yapıyorsa, yanlışta ısrar ediyorsa neyi kaybetmiştir? Mehmet Hocam reklama gitmeden önce sizden şey yapayım. Bilerek bir adam hatada ısrar edebilir yani mi? Yani inanın Ekrem Bey konuşurken kafamdan 50 şey geçiyor. Yani her bir cümlesinde farklı bir çağrışım meydana geliyor. Bende bir hadis-i şerif ısrarlı çağrışım yaptı böyle. Müslümanı tarif ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman odur ki diyor elinden ve dilinden diğer Müslümanların, bir rivayette de diğer insanların emin olduğu kimsedir. Benim dilimden birileri emin mi? Benim elimden birileri emin mi? Ben emniyet insanı mıyım? Ben güven insanı mıyım? İnsanlığımızı kaybettik dedi ya. 2-3 dakikamız varsa Hoca Efendi ile ilgili çok ilginç bir hatıra yaşamıştık. Var mı 2-3 dakikamız Mustafa İslam abi? Reklamdan sonra mı yapalım? Reklam siz bilirsiniz. Tamam. Dönüşte Mehmet Yıldız Hocam Hoca Efendi'nin o hatırasını bize nakledecek. İnsanlığımızı kaybetmeye dair bir hatıra nakledecek. Çok. Sevgili izleyenler, bir ara için müsaade istiyoruz. Sonra iftar zamanı devam edecek. Programın başında dinlediğiniz hikayenin kısa bir özetini yapacak olursak, Ömer ve Amr İslam'dan önce İran'a giderler ticaret için. Mallarını Nuşirevan'ın yani hükümdarın oğlu gasp etmiştir. Nuşirevan hem oğlunu hem de olayı yanlış anlatan tercümana gereken cezayı verir. Aradan yıllar geçer. Hazreti Ömer artık İslam halifesidir. Amr Mısır valisidir ve iki eski dost bir olayda yine karşı karşıya gelirler. Bir olayda yolları kesişir. Mısır'da devlet için bir bina yapılacaktır ve bunun için de bazı arsaların istimlak edilmesi gerekir. Gayrimüslim bir vatandaş vermek istemez arsasını. Değerini verirler, fazlasını verirler ama hayır der, ben vermeyeceğim. Biraz herhalde gönlünün rızasını almadan adamın arsasına el konulur ve hakkı da verilir, para da verilir ama o yine de gönlü razı değildir buna. Adamın karısı der ki, Müslümanların Ömer diye bir halifesi varmış, bir hükümdarı varmış. Ona git derdini anlat, o muhakkak bir çözüm bulur. Adil bir adammış, öyle diyorlar der. Ve adam Mısır'dan yola çıkar, Medine'ye varır. Medine'ye varınca Hazreti Ömer'i bulması lazım. Şöyle bir hükümdar binası, bir saray, bir konut arar gözleri ama göremez.
Allah Allah, nerede kalıyor acaba bu hükümdar diye sorar. Valla Ömer'in evi şurada. Ömer de şu hurma ağacının dibinde uzandı yatıyor derler. Adam der ki eyvah, ben boşuna geldim. Bu adamın sarayı yok, tahtı yok, bir konutu yok. Bizim vali bu adamı dinlemez. Üstüne üstlük ben bir de bunun üzerine bir de dayak yerim galiba diye korkar. Ama oraya kadar geldim madem, hiç olmasa bir gideyim bakalım kimmiş bu Ömer, göreyim der. Varır bakar ki yamalı gömleğiyle hurma ağacının dibinde uzanmış dinlenen bir adam var. Hazreti Ömer gelen adamı fark eder. Hayırdır, niye geldin der. Adam istemeye istemeye anlatır. Madem geldim bari anlatayım der. Böyle böyle oldu, benim arsama gönlümün rızasını almadan el konuldu der. Hazreti Ömer olanı biteni dinler. Sonra etrafında yazı yazabileceği bir kağıt arar, bulamaz. Bir deri parçası arar, bulamaz. En sonunda bir devenin çene kemiğini bulur ve üzerine bir cümle yazar. Sonra adama der ki al bunu götür, valiye ver, benim de selamımı söyle, o gerekeni yapar der. Adam bir elindeki deve kemiğine bakar, bir Hazreti Ömer'e bakar, ben buraya boşuna geldim der. Bizim vali bu deve kemiğiyle geldiğimi görürse eyvah eyvah, bana neler yapar. Hazreti Ömer'in yanından ayrılır, giderken kaç kez öfkelenip kemiği fırlatır, sonra pişman olur geri alır, fırlatır geri alır, en sonunda Mısır'a döner uzun bir yolculuktan sonra. Karısı der ki ne oldu? İşte bu oldu der adam. Aha bu oldu. Deve kemiği. Olanları anlatır, büyük bir hayal kırıklığıyla evine yıkılır oturur. Kadın her şeye rağmen o deve kemiğini alır gider. Amr bin As'ın huzuruna çıkar. Der ki sayın vali, sayın hükümdarım ya da ey Amr, nasıl sesleniyorsa artık kadın. Ömer'in sana selamı varmış ve sana bunu göndermiş. Amr bin As, Hazreti Ömer'in adını duyunca hemen edeple kalkar yerinden ve aleyküm selam der. Sonra deve kemiğini alır, üzerinde yazan cümleyi okur ve titremeye başlar. Ya der ki ne oldu, niye Ömer'e kadar gittiniz? Mesele neydi? Kadın olanı biteni anlatır. İyi de der, bundan benim haberim yoktu, bana söyleseydiniz ben bunu zaten çözerdim. Ömer'e kadar gitmenize gerek yoktu. Hemen bu işin sorumlularını çağırır ve düzeltilmesini ister ve olan biten her şeyi düzeltilir. Amr'ın okuduğu cümle şudur. Yani Ömer'in deve kemiğinin üzerine yazdığı cümle şudur. Amr, ben Nuşirevan'dan daha adil bir hükümdarım. Unutma. Ve Amr unutmaz. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi, eyvah o da leyli matem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi, eyvah o da leyli matem oldu. Allah için eyle bir masum, Allah için eyle bir masum. İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Allah için eyle bir Allah için ey Nebi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Yabancı mahrem oldu.
Çiğnendi harimi pak şer'in namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey Nebi masum, Allah için ey Nebi masum, bizleri bırakma böyle bir kez, bizleri bırakma böyle mazlum. Allah için ey Nebi masum, Allah için ey Nebi masum, bizleri bırakma böyle bir kez, bizleri bırakma böyle mazlum. İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Amin diyelim dua cümlelerine. Süleyman abi çok teşekkür ederiz. Mehmet Akif'in de değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz abiler. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Ben girişte anlattığımız hikayenin devamını anlattım. Evet. Devam filmi çünkü o. Allah nice devam filmleri nasip etsin, nice Ömerler nasip etsin, amin, nice Amr bin Aslar nasip etsin inşallah. Mehmet Hocam, sizin reklamdan önce hatırlattığınız bir şey vardı. Hoca Efendi ile bir hatıranız var. Evet. Tam da hani insanlığımızı kaybettik cümlesinin üzerine, Ekrem abinin cümlesi üzerine nasıl bir hatıraydı? Bir anda o canlandı böyle. Biz bir ile gittik, bir okula temel atma törenine katıldık beraber, dönüyoruz Hoca Efendi ile. Akşam vakti girdi böyle, namaz kılmak için yer aradık, otobanda geliyoruz. Kamyoncuların park ettiği yerler var, oraya girdik. Seccade 8-9 kişiydik zannediyorum, 3-4 tane seccade var. Yetişmedi, hemen seccade aradık, bir kamyoncunun bir tanesi battaniye verdi birkaç tane. Namaz kıldık biz. Sonra Hoca Efendi bir çay içsek burada dedi. Ben de acaba görmedi mi dedim. İçimden büfede farklı içecekler falan var böyle. Hoca Efendi görmedi mi acaba diye düşündüm ama vardır bir hikmeti dedim bir taraftan. Tabii oturduk böyle. Hoca Efendi karşıda, bizler böyle. O kamyon şoförü de geldi yanımda oturdu. Beyler dedi, ya bir namaz kıldınız, hayran oldum size dedi ya. Ya ne kadar güzel insanlarsınız siz dedi ya. Bir tokalaşabilir miyim? Başladı tokalaşmaya, kalktı. Sıra Hoca Efendi'ye gelince, siz farklısınız dedi. Ben elinizi öpeceğim dedi. Hoca Efendi normalde el vermez yani öpmeyle alakalı. Verdi. Ama kalktı Hoca Efendi, onun da alnından öptü. Sonra geldi tekrar yanıma. Beyler ne içersiniz, ne yersiniz? Yani harika insanlarsınız, böyle kusura bakmayın. Ben de kılacaktım ama ya malum bir şey içtim yani, Allah lanet olsun ya falan kılamadım sizlerle. İçmeseydim kılacaktım. İçmeseydim kılacaktım falan. ben de baktım çok şey konuşuyor böyle. Kulağına eğildim, dedim ki tanıyor musun dedim karşımızdaki zat-ı muhteremi. Yok dedi. O dedim Fethullah Hoca Efendi. Öyle mi dedi. Hemen ayağa kalktı, ceketini ilikledi, bir Kasım ayıydı. Hocam özür diliyorum ben dedi. Ben dedi çok özür diliyorum hocam dedi, çok özür diliyorum. Ama bir kez daha elinizi öpmek istiyorum ben dedi. Bir kez daha gitti. Hoca Efendi bir kez daha alnından öptü. Hocam ben dedi işte Şerefli Koçhisar'dan falan canım torunuyum dedi. Tanırsınız onu siz dedi. Ben iyi bir insanım hocam dedi filan. Hoca Efendi dedi ki ben sizin çok iyi bir insan olduğunuzu battaniyeleri verişinizden anladım dedi. Siz namaz deyince heyecanlandınız dedi. Kendiniz belki kılamadınız ama demek istedi battaniyeleri verdiniz dedi. Ya ısrarla çay yemek falan yok, müsait değil, biz kalkmamız lazım, kalktık. Arabaya bindik, diğerleri geldi, hocam dediler biz de Hoca Efendi görüşebilir miyiz? Hay hay dedik, Hoca Efendi kalktı, onların da alnlarını öptü. Geldik, akşam yemeğe oturduk. Giderken ben dedim ki bana telefon numarasını ver. Bir numara verdi, yok bu değil dedi. Bir daha verdi, bu da değil dedi. Ya dedim doğru düz bir şey var, gidiyoruz bak yani bir telefon numarası ver. İyi, bir tane daha verdi. Hoca Efendi sordu. Sen dedi bir şey alıyordun,
sanki aldın mı dedi falan. Aldım hocam dedim. İlgilen dedi. Belki bir Bişrafi olabilir dedi. Ben de geldim 2-3 gün sonra aradım numarayı. Bir kız çıktı. Dedim ki falanca ismini alamadım ama kamyon şoförü şu, yani yok dedi yanlış numara. Dedim ki bacım ne olur bir büyüğünüz varsa verin de ona derdim anlatayım. Annesi geldi. Şurası burası deyince ha hep dedi yanlışlık yapıyor bizim numarayı veriyor yanlışlıkla dedi. Kendi numarasını hatırlayamıyor şeyden. Nasıl bir şeyse. Sonra dedim numara bıraktım döndü beni aradı. Bir hayli uzun konuştuk. Görüşmelerimiz arttı neticeye geliyorum. En son telefonla görüşmemizde dedi ki Hoca Efendi'yi görürsen selam söyle dedi. Yemin ediyorum o günden sonra dedi ben ağzıma bir yudum içki almadım. Bana öyle tesirli bir dua etti ki demek ben her şeyden namaza başladım ben dedi. Ben de selam gönderdim Hoca Efendi'ye. Dedim bir daha arayayım da o selamının neticesini söyleyeyim. Hanımı çıktı Mehmet Bey dedi sizlere ömür Sedat vefat etti. Ama Allah sizden ebediyen razı olsun. Allah Hoca Efendi'den ebediyen razı olsun. Sedat'ın hayatı değişti dedi. Namazlara başladı dedi. Oruçlara başladı dedi. Sedat başka bir insan oldu dedi. Bize o kadar iyi davranmaya başladı ki dedi. Ve bir trafik kazasında Sedat'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Aradan yıllar sonra bak bu programda anılacak. Belki ruhu bundan hissedar olacak. Bilmiyoruz ya. Allah değil rahmet mi? Eylesin. İnsanlık bak. Alnından öpmesi, el evet. Uzatması, ilgilenmesi. Sedat'ı kaybettik. Yanlış cümle olmuş ya. Bu kazanmışlar yani. Evet. Değil mi? Kaybetme değil mi İlker yani, abi? Tam bir kazanma var. Tam bir kazanma. Aynen. Hani kaybetme kuşağında kazanma hikayesi bu. Değil tam mi? Tersi. Çok kıymetli bir şey. Çok. Hoca Efendi'nin ifadesi yani son demde hiç olmazsa grubum tulu olsun değil mi? Aslında mesele o. Kimler var böyle el uzatılacak, elinden tutulacak, Allah peygamber sevdirilecek, aile hatırlatılacak. Kim bilir kimler var yani. Evet. Evvela insan. Kaybettiğimiz yerin birisi bu. Yeniden kazanmamız lazım. İnşallah. Yani. İnşallah. Yani bu o kadar kıymetli ki hani bir sahabe efendimizin bir hata yapıp haram ayetinden sonra içki içmesi neticesinde sonra birkaç sahabe efendimizin onu aslında iyi niyetle birazcık hırpaladıklarını biliyoruz. Biraz kızdıklarını biliyoruz. Ama Peygamber Efendimizin ona dokunmayın o Allah ve Resulünü çok sever çok dediğini sever. Biliyoruz. Bir, kalpleri yalnız Allah bilir. İki, terazi bu dünyada kurulmuyor. Üç, hiçbirimizin terazi kurmaya hakkı yok. Hakkı yok. Böyle bir yetki yok. Madem Hoca Efendi'den çok bahsettik, Hoca Efendi'ye bir kulak verelim mi? Tabii ki. Verelim peki. Sevgili izleyenler Hoca Efendi'ye kulak vereceğiz. Devam edeceğiz sonra. Keşk'ten dinlemiştim. Hadis Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet ediliyor. Bir seferden dönüşünde ağaçların mebzul bulunduğu bir yerde kılıcını bir ağaç dalına asıyor ve Allah Resulü istirahat buyuruyor. Gavres ismindeki kafir kılıcı oradan kaptığı gibi Allah Resulü'nün tepesine dikiliyor. Diyor ki Schopenhauer bu vakayı nakleder ve Resulullah'a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret, bu ne yürektir diyor Schopenhauer Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Adam başına dikildiği zaman şimdi seni benim elimden kim alacak? Seni benim elimden kim alacak? Hiç tereddüt etmeden avası çıktığı kadar Allah Resulü bağırıyor. Allah! 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 Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah! Zalimleri kim tedbir edecek? Allah!
gaddarları kim bize getirecek? Allah! Allah diyor. Bu ne cesaret? Bu ne şecaati kutsiye? Karşısında galip görünen adam sarsılıyor. Elinden kılıç düşüyor. Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Şimdi seni kim kurtaracak? Şurada ya Resulallah diyor. İyi ve kötüden kötüsü sen olma diyor. Adamın lafına bakın. Bir iyi bir de kötü var. Bu iyi ve kötü taksiminde kötü sen olma ya Resulallah diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor, diz geliyor Allah Resuluna. Müslüman olmasa bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Gözü dönmüş kafir bile, onun yumuşatıcı ikliminde, rahmeten lil aleminin rahmet deryalarından gelen yağmurla, o günün küfürü bile yumuşamış, peygamber hakkında kadir şinas davranıyor. Onu zevceleriyle, onu tasarruflarıyla, onu değişik halleriyle, bugün tenkit ettiği gibi tenkit etmiyor. Demek ki, demokrasi yamaçlarında yetişse bile insan, demokratik düşünceye ulaşamayan insanlar var. Demek ki saygı çok inkişaf etse bile saygının zerresinde nasip olmayan insanlar var ve Ebu Cehil'den daha mütemerrit. Bores kafiri diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Ama benim size arz etmek istediğim şey, Schopenhauer'ın da başını döndüren şey, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'a karşı itimadı sallallahu aleyhi ve sellem, güven ve itminanı gerçek bir mümine yaraşır şekilde. Zira iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni netice verir. İnanan insan Allah'a teslim olacaktır. Teslim olunca tevekkül edecektir. Ve tevekkül edince de dünya ve ukva saadetine Hazreti Muhammed Mustafa yolunda olanlar gibi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar arkasından şu anda bile ona hayranlığıyla işleri akıp giden onun genç cemaati. 20. asırda arkasında saf bağlayanlar gibi ciddi bir güven ve emniyet içinde Allah'a teslim olacak, Allah'a tevekkül olacak ve huzuru bulacak. Sevgili izleyenler, çok güzel bir muhabbet gidiyor ama artık ezan vaktine de geldik. Sonuçta ezan okunduktan sonra oruçlarımızı açacağız. Değil mi? Yemek yedikten sonra namazı kılmak makbul olanı, değil mi hocam? Evet. O yüzden muhabbet filan her şey kesilir ezan okununca inşallah. Birazdan İstanbul'da ezan-ı Muhammedi duyulmaya başlanacak. Bu Ramazan gününde noktalayacağız ki artık elveda diyoruz. Son iki güne girmiş olacağız. Evet. Evet, duyuyoruz şu anda ezan-ı Muhammedi duyuyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul için iftar vakti. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan'da en çabuk duyulan ezan. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk ve senin verdiğin rızıkla iftar ediyor, orucumuzu açıyoruz. Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve bütün inananları kıyamet günü affeyle. Amin. Sevgili izleyenler, oruçlarımızı açtık. Duayı da Yusuf Ziya abinin sesinden duymak başka bir şey değil mi? Bir letafet var değil mi? Evet, bir sese dua bu kadar mı yakışır? Kadife bir ses duaya bu kadar mı yakışır? Allah razı olsun. Evet, oruçlarımızı açtık ve sizlerle güzel bir iftar programı yaptık. Ekrem abi, geç geldiniz, geç kaldınız trafikten dolayı ama bence her şey çok güzeldi. Allah razı olsun, estağfurullah. Çok sağ olun. Seyircilerimize çok mutlu olmuşlar. Gelen. Twitter'dan yazılanlar çok güzel. Evet. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Nasıl iftar farklı değil mi sahura göre? Hakikaten biz sahurda ezanla beraber ağzımızı kapatıyorduk. Burada açtık. Değil mi? Bizim bir evet. Daha güzel galiba. Ha, birazdan yemeye başlayacağız. Biz evet. Programda o motivasyonla evet. Program yapıyoruz. Evet. İlker abi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Seneler sonra STV'de olmak çok güzeldi. Değil mi? Tabii bütün hatıralar canlandı Mehtap gözümde. Mehtap TV'de oldu. Bugün STV Mehtap TV, evet. Evet, evet. Bugün Mehtap TV ekranlarındaydık sevgili izleyenler. Belki yani merak edenler olabilir. YSK'nın bir kararı uyarınca iftar zamanını Samanyolu Televizyonu'nda yayınlayamadık. Olmadı ama devam ediyoruz sonuçta. Önemli olan sizlerle buluşmaktı ve bugün de buluştuk. Kıymetli konuklarımıza yakaran gönüller hediye ediyoruz. Kulübü Darya'nın Türkçe meali çok kıymetli bir eser. Biz çok teşekkür ediyoruz ve bakalım sevgili izleyenler bugün kardeş ailemiz kimin evinde? Bugün Erkişi ailesindeler değil mi? Ertuğrul Erkişi ve Aslan Erkişi ağırlamış kardeş ailemizi. Onları göreceğiz. Bu arada Süleyman abi çok teşekkür ederiz. Ya sizin bir mikrofonunuz vardı ben bunu burada unuttum. Aslında siz de konuşabilirdiniz de. Evet hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Kıymetli orkestramız çok teşekkür ediyoruz abiler. Ellerinize sağlık. Ekrem abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. İnşallah yeniden güzel yerlerde, güzel zamanlarda buluşuruz. İnşallah. Mehmet abi. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İlker abi. İnşallah bir gün
yine birbirimize konuk oluruz. Evet, inşallah. Sevgili izleyenler, yarın iftar zamanında yeniden bir arada olacağız inşallah. Yarın bugünden daha güzel bir gün olsun. Hoşçakalın. Suzan Öz, Mardin Ömerli Kaynakaya köyündeyim. 35 yaşındayım. Akciğer kanseri hastasıyım. 6 ay boyunca hastanede yattım. Bu süreç içinde 14 yaşındaki kızım bana refakatçi oldu. Evde sürekli bir çaba içindeydim. Annem iyi olsun diye sürekli dua ediyordum. Annem iyi çok şükür ama hastalığı hala devam ediyor. Ben çalışıyorum şimdi, bize bakan yok, yardım eden yok, kimse yok Moderniye dışında. Düşünsenize, babanız varken siz yurtta kalıyorsunuz, aileniz varken yurtta kalıyorsunuz, kimse sizlerin içinde. Zor durumlar yaşadım, çok kötüydü. Aklıma geldikçe kötü oluyorum. Yurtta kaldığım zaman sürekli kardeşlerim ağlıyordu, eve gidelim diye. Annemizi özlüyorduk. Annemiz hastanedeydi 6 ay boyunca. Yardım edenimiz hiç yoktu. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Ertuğrul ve Aslı Nerkişi bu akşam iftar yemeğinde Suzan Hanım ve kızlarını ağırlıyor. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, sağlığınıza duacı. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah hayırları versin inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Hamdolsun, sağ olun. Ramazanın sonuna doğru böyle nasip evet. oldu beraber iftar yapmak. Sağ olsunlar, Kimse Yok mu derneğinden arkadaşlarımız. Böyle bir güzelliğe vesile oldular. Soframız bereketlendi, evimiz bereketlendi. Çocuklarla, sizlerle inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. Hadi bismillah. Siz nasılsınız? Rahatsız olduğunuzu duydum. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah'ın teşekkür olsun. Ederim. Akciğer kanseriyle mücadele ediyorum işte. Allah razı olsun. Ailem sahip çıkmadı. Bizim dernek sahip çıktı. Allah sizlerden, onlardan razı olsun. Evet. 3 tane çocuğum var işte, okuyor. Evim kira. Hastanedeyken size kim baktı? Esra mı? Evet, Esra bana refakatçi oldu. 2 ay eğitimden uzak durdu. Çocuklarım yurda gittiler, geri geldiler. Hani hayat mücadelesini verdim. Hem annelik yaptı, hem ablalık yaptı. Sağ olsun derneğimiz. Çok zor bir hastalık. Çok evet. Yani büyük imtihan. Çok şükür Rabbime. Allah inşallah güç kuvvet versin, şifa i̇nşallah. Versin. Bu büyük bir imtihan. Yani siz böyle bir imtihanla yüz yüze gelmişken imtihanı daha büyütmemek lazım. O da bizlerin imtihanı. O da hayırseverlerin imtihanı. İmkanı olanların imtihanı o da. Paylaşmak lazım. Bütün sıkıntıları paylaşmak lazım. Hı hı. Mümkün mertebede sıkıntı oluşturmayacak bak, şekilde bak. Hareket etmek lazım. İşte. Ramazan aynı zamanda yardımlaşma ayı. İşte Kur'an ayı diyor büyüklerimiz. İşte oruç ayı. Yardımlaşma ayı. Bunu çok es geçmemek lazım. Hani ben üstüne basa basa söylüyorum da. Hani çok güzel bir laftır. Hani çok biraz, belki çok estetik değil ama. Hani kefenin cebi yok diye. Bir laf var böyle, yani dünyadan götüremeyeceğiniz şeyleri böyle yanınızda tutup böyle böyle altın gibi çocukların hayatının böyle perişan olduğunu seyretmemek lazım yani. Evet, yemeklerimizi yedik, karnımız doydu değil mi? Evet, Allah razı olsun. Bütün soframız bereketli işte. Olsun. Çok biraz sağ olasınız, olsun. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Soframızı şenlendirdiniz, bereketlendirdiniz. Kışlanın önünde redim.
küfesesi var. Bakın çantasına, acep nesi var. Suzana'nın ve kızları artık daha umutlu. Ramazan'ın son günlerinde iftar sofrasında acıları, umutları, kısacası hayatı paylaştılar. Onlar da yüzlerce kardeş aileden biri oldular. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.